Beylikdüzü.com.tr ve Lonca Medya olarak güzel bir başarıya imza atan Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'la bir aradayız. Ben seçim döneminde de çok erken açıklandığım için seçimden 4-5 ay önce çalışmalara başladım. Beni zaten İş Adamları Dernek yöneticiliğim döneminde de herkes bilir. Ben ötekisi olmayan bir insan olmaya çalışıyorum. Benim değerlerim benim için çok kutsal. Herkesin değerleri de kendisine ait öyledir. Burada ne saygı duyuyorum insanların yaşam biçimine. İnsanların kendisini tarifi benim için yeterli. Yaratıcı da insanları çok farklı özelliklerle yaratmış. O zaman bizim onun bu yaratma biçimine saygı duymamız gerekiyor. Herkes kendisini nasıl tarif ediyorsa biz o şekil kabulleneceğiz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıyım. Sosyal demokrat bir belediyeyim. Ve sosyal demokrat belediyeciliğinin çok doğru bir örneğini burada uygulamaya çalışıyorum. Sosyal demokrat belediyecilik insan merkezli belediyecilik yapar. Kent konseyleriyle, mahalle meclisleriyle, herkesi sürece dahil ederek kadınlar, çocuklar ve engellilerin yaşam koşullarını artıracağı çalışmalarla, istihdam sağlama çalışmalarıyla bunları yapmaya çalışıyor. Ama hiç kimseye ayırmıyor. Sadece doğrunun ve iyinin peşindeyim. Kimden yana geliyorsa doğru ve iyi, onun arkasında durmaya çalışıyorum. Görev aldığımdan beri hiç kimse sen şunu ayırdın, şunu şu sebepten dolayı işine son verdin ya da şu sebepten dolayı ayrımcılık yaptın, şunu işe aldın kimse bana söyleyemez. Ben kimler bu kentin yararına ise o insanlarla birlikte yol arıyorum. Bu kentin yararına olmayan her çalışmasının da karşısında duruyorum. Bu kente zarar veren, bu kentin geri kalmışlığına neden olan dinamiklerle mücadele ediyorum. Kavga herkese zarar verir. Kavganın kazananı olmaz diyorum. Ama bu kentle kavga etmek, kadınların, gençlerin, engellilerin hayatını kuşatmak isteyen insanlara da şunu söylüyorum. Eğer bu bir onur kavgası, bu bir gelişmişlik kavgası, burada kavga etmek istiyorsanız da kavgaya da hazırım. Ama kavga kimseye kazandırmaz. Gelin birlikte bir uzlaşı kültürü, birlikte karar alma mekanizması oluşturalım, şehrimizi geliştirelim. O zaman siz eğer insanları ayırıyorsanız, siz eğer ötekileştirmeden şikayet edip ötekileştiriyorsanız, o zaman sizin de diğerlerinden bir farkınız yok. Sosyal demokrat bir kişi, insanı merkeze oturtan bir kişi asla ve asla ayrım yapmaz. Partizanlık yapmıyorum. Meclis üyelerinde, diğer bütün parti meclis, ilçe başkanları, arkadaşlarım da benimle birlikte aynı duyguyu yaşıyoruz. Bana destek veriyorlar. Biz birlikte bu kenti geliştiriyoruz. O zaman da benim zaten ait olduğum partinin nasıl bir parti, nasıl bir belediyecilik çalışması yaptığı da daha görülmüş oluyor. Hedefimiz herkesi kucaklamak ve ülkemizin birlik bütünlüğüne katkı sunmak, başka türlü bir dil, başka türlü bir yaklaşım küresel sermayenin, emperyalizmin ekmeğine yağ sürmek anlamı taşır. Bu bölge hassas bir bölge. Biz birbirimizi kucaklayacağız. Ortak değerlerimiz üzerinden hareket edeceğiz. Ayrışma dili kullanmayacağız. Biz böyle devam ediyoruz. Böyle olan herkesle yolumuz çakışıyor. Sevgiyle beraber yürüyoruz. Değişimi başlatacağız dedik ama değişime kendinizden başlayacaksınız. Bizi göreve getirerek bir değişim başlatmış olacaksınız. Sonra hepimiz kendimizi değiştirerek, farklı bakarak, dünyaya yayılmış İmranlı'da bütün hemşerilerimizi de sürece dahil ederek kentin kaderini artık olumsuzdan olumluya doğru değiştireceğiz dedik. Evet, o değişimi de başlattık diye düşünüyoruz. Ben 6 yaşında tabii İstanbul'a gittim. Burada büyüdüm. Çocukluğum, iş hayatım, eğitimim hep orada geçti. Aile hayatım hep oradaydı. Uzun yıllarda aslında memleketim olan İmranlı'yla İş Adamları Derneği'nin yönetim kuruluna girene kadar çok gidip gelmişliğim yoktu. Orada büyümüş olduğum için yaşamımı orada devam ettiriyordum. Sonra İmranlı İş Adamları Derneği'nin yönetim kuruluna beni davet ettiklerinde memleketime ilgim ve özellikle burayla ilgili çalışmalarım artmaya başladı. Giderek arttı bu. Artık ben İmranlı ile eşdeğer anlatır oldular. Dışarıdan bakıldığında Anadolu belki yaşanılmaz koşulları zor olarak görülüyor ama aslında herkesin kendi memleketini, kendi ana yurdunu geliştirmek adına bir sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum. Her yeri İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi düşünmemeliyiz. Bulunduğumuz toprakları küçük ama oranın özelliklerini taşıyan, orası gibi gelişmiş kentler haline getirmemiz gerekiyor. Bana bir görev verildi. Ben aday ya da talip olmamıştım ama bana bir görev verildi. Ben de bu görevi layıkıyla yerine getirip süremi tamamladıktan sonra sırtımı koltuğa yaslayıp baktığımda da
gurur duyabileceğim, çoluk çocuğuma ve buradaki yurttaşlarıma başarıyla bırakabileceğim ortamlar yaratmış olmalıyım. Zamanımı gece gündüz dolu kullanmaya çalışıyorum. Yok koşullar içerisinde başkanlık yapmak kolay değil. Çok kısıtlı imkanlarla, hatta yok kısıtlı imkanlarla görev yapıyorsunuz. İklim ve lojistik anlamdaki zorluklar nedeniyle de üretim alanlarını da geliştirmek kolay değil. Ama şu anda çok keyifli. Kendi memleketinizse, yaptığınız her şey kalıcı hale gelecekse, büyükşehirdeki bir ilçede görev yapmaktan ziyade burada görev yapmak gerçekten çok daha keyifli. Ben de bu şevkle, bu arzuyla görevimi yapmaya çalışıyorum. Burada yaptığınız her şey kalıcı hale gelecek. Büyük şehirlerde çok o imkan yok. Zaten kişiler yaşam tercihlerinden dolayı sizi göreve getiriyorlar. Ama burada bir ihtiyaç var. Burada bir yokluk var. Burada bir ekonomiyle ilgili sıkıntılar var. Burada ihtiyaca denk gelmiş olursanız son derece keyifli bence. 1000 civarında belki ilçe, belde, il noktası var. Farklı olmazsanız dikkat çekmezsiniz. Anadolu'da gittiğiniz kasabalarda, ilçelerde birbirine benzer kasabalar. Oysa İmralı'nın eksik yanlarına rağmen çok da pozitif ve olumlu yanları var. Yani Kızılman doğduğu kent. Sırtını Kızıldağ'a vermiş. Türkiye'nin en upuzun nehri İmralı'dan doğuyor. Yöresel olarak da çok kuvvetli yanları var. Sivas'ın balının 2/3 İmralı'da üretiliyor. Doğuya giden ana yol üzerinde. Bu şehrin bu kadar özelliği varken yoksul kalması ya da bir köy niteliğinde kalması kabullenilebilir bir şey değil. O zaman bu kenti insanlar geldiğinde hafızalarında iz bırakabilecek farklı bir hale getirmek lazımdı. Ben İmralı İş Adamları Dernek Başkanlığı döneminde de buraya dair bir stratejik yol haritası çizmiştim. İhtiyaç duyduklarında destek verebilmek amacıyla. Bunu da anlatmıştım bir toplantıda. Şehrimiz bir Ege, bir Akdeniz kenti gibi yeşillikler, yeşil doğa içerisinde ortasından nehir akan ama kent meydanı bembeyaz, şirin, fotoğraflarda da geldiğinizde aklınızda kalan bir kent olmalıydı. Başlattık, binaların tamamını boyayamadık, kaynak yaratıyoruz. Sırayla tamamlayacağız. Meydanıyla, Kızdırma bakan hatlarıyla bembeyaz, Anadolu'da bir Ege kenti kimliği yaşayacaksınız. Acı herkesin acısıdır. Acılarımız ortaktır. Bizim özellikle biz Sivaslılara çok sorulan bir sorudur. Sivaslı olduğumuzu söylediğimizde yananlardan mı, yakanlardan mısın diye sorarlar. Biz söndüren olmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim Sünni yurttaşlarımız da bu acıdan dolayı bir mutluluk yaşamıyor ki. Onlar da üzülüyor, onlar da kınıyor. Onların aslında bu acıya bir merhem sürme konusundaki desteğidir parkın adı. Bu toprakların yetiştirdiği, 22 yaşında bağlama virtüözü olmuş bir gencimiz elim bir ve acı bir olayla hayatını kaybetmiştir. Bir parkta onun adının anılması doğduğu topraklarda son derece onurlu. Meclis çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan bir mecliste arkadaşlarımızla beraber aldığımız bir karar sonucu parkın adını Asret Gültekin Park oluşturdu. Kardeşlik barış mesajıdır. Türkiye'de bir mesajdır aslında. Acıları beraberce tamir edebiliriz ve acılar üzerinde birbirimizi kırmadan yaşayabiliriz. Olabiliyor, mümkün. Yeter ki birbirimize barış eli, kardeşlik eli uzatalım. Birkaç hafta önce belediye başkanları çalıştayında da söz aldığımda bunu anlattım. Anadolu'da özel noktalar vardır, özel kentler vardır. O kentler geliştiğinde etrafındaki birçok noktaya etki ederler. Olumlu etki ederler. Gelişmişliklerine etki ederler. Örnek alınırlar ve diğer ilçelerde, diğer kentlerde de oranın duyarlı insanları oraya yönelmeye başlarlar. Ben özellikle şunu talep ettim. Biz kendi kaynaklarımızla, yok kaynaklarımızla finansal çalışmalar yapıp burayı geliştireceğiz. Üretim merkezli bir belediyecilik yapacağız, sosyal belediyecilik yapacağız, insanı merkeze oturtarak. Ama ben özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin karar mekanizmalarından da şunu rica ettim yönetimden. Bize bir kardeş verecekseniz, bu kardeş bizim gelişim sürecimizde bize gerçekten ciddi katkı sunmalı. Üvey kardeşe ihtiyacımız yok. Bize ciddi beraber yol yürüyeceğimiz, onların bize katkı sunabileceği, bizim de gelişmişliğimizle onları mutlu edebileceğimiz kardeş ilçeler verin. Ataşehir Belediyesi yıllardır
Battal Başkanımızla zaten diyalogumuz o bölgede dernek merkezimizde olduğu için ilişkilerimiz iyiydi. Kendilerinin de isteğiyle kardeşmiş olduk. Bize zaten katkı sunuyorlar. Bu süreci ve bizim bu ataklığımızı gören Rize'deki Fındıklı ilçemizde onlar da bize yazıyorlardılar, kardeşliği kabul ettik. Onlarla da kardeşliğiz. Biz kardeşlerimize gerçekten canı gönülden kardeş oluruz. Bizimle kardeş olmak istediklerinde şunu bilsinler ki onlara sunduk, bize sunduğu katkı kadar biz de bu gelişmişliğimizle onlara katkı sunarız. Ben hep şunu söylüyorum. Tabelasında 3300 yazan, köyleriyle 8000 nüfuslu bir ilçenin belediye başkanı değilim ben. 300.000 nüfuslu bir kentin belediye başkanıyım. Çünkü seçim süreci de İmralı'da geçmedi. Dünyanın her yerindeki İmralılar hassasiyetle Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da herkes duyarlı bu şekilde bu seçim sürecini takip etti. Ciddi ilgilendi, destek verdi. Sonrasında katkılar sundular. Sunmaya devam ediyorlar. Yaptığımız bazı çalışmalara sponsor oldular. Örneğin festivalimizde de yine Çiftay grubu bizim ana sponsorumuz oldu. Kentteki yaptığımız çalışmalarda Özdoğan grup araçlarıyla bize ciddi destek verdi. Diğer işletmelerimiz de bize katkı sunmaya devam ediyorlar. Bu artarak devam edecek. Biz kentimizi onlarla beraber geliştireceğiz. Burada kuracağımız tekstil firmalarına onlar gelip işletme açacaklar. Kuracağımız butik otele onlar işletmeci ve yatırımcı olacaklar. Kendi memleketlerine bir şey yapmak isteyen ama arzuladıkları koşulları bulamayan bütün İmralılar artık kendilerini anlayan bir yönetim biçimiyle ve kendilerinin bu yatırımlarına zemin hazırlayan bir kentle karşı karşıyalar. Beraber bu şehri büyüteceğiz. Bizim bir sözümüz var. Biz yokluklardan, yoksulluklardan dolayı moralimizi düşürmeyiz. Umudumuz yüksek. Kendimizin kaynakları olmasa bile o kaynakları yaratıp üretim yapan bir kent haline dönüşeceğiz. Onun projeleri yapıyoruz işte ciddi şekilde. Buradaki amaç hem istihdamı arttırmak, hem kaliteli yaşam sunmak onlara ama hem de TOKİ'nin alternatifi sosyal belediyecilik anlamında da bir hizmet vermek, belediyeye de bir gelir yaratmak. Biz yaratırız kaynakları ama bütün hemşerilerimiz de bize destek olurlar ve beraber gelişiriz. Onun da çok umutluyuz. Sahip çıkıyorlar memleketlerine. Ben de o sorumluluğu aldım. Geldim kendi memleketimde. Görev yapmaya çalışıyorum. İnşallah beraberce İmralı'yı parlayan bir yıldız, bir cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Kahve kültürü Anadolu'da ister istemez, kışın yapacak işi olmayınca insanlar nerede vakit geçsinler? Kültür merkezleri yok, üretim alanları yok. Tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları için de sadece yazın çalışabiliyorlar. Kışın doğal olarak kadınlar evlerinde ama erkekler de kahvelerde oturup oyun oynuyorlar. Bu İmralı'da biraz abartılı bir hale gelmiş. Şehre indiğimde gözetledim ki bu kültür şehir merkezindeki yaşamı zorlaştırıyor. Beni belki biraz kahvelerle uğraşıyor gibi gözlemliyorlar ama bu şehirde sadece kahvedeki biz erkekler oturmuyoruz. Kadınlarımız var, çocuklarımız var, engelli insanlarımız var, yaşlılarımız var. O insanların kent meydanlarını kullanamayacak hale getirmemeli. Kaldırımlarımızı maalesef kahve önlerindeki oturan dostlarımız tamamını işgal ettikleri için ana yoldan, trafiğin olduğu yoldan yürümek zorunda kalıyor kadınlar ve engelliler. Biz geldiğimizde düşünün tabelasında 3300 yazan, belki kışın nüfusu 2000'in altına inen bir kentte 27 tane kahve var. Ve bunun yarısından fazlası küçücük bir meydana bakıyor. Düşünün 15 tane meydana bakan 15 kahvede 20-25 insanın oturduğunu, 300-400 insan meydanda kahve önlerinde ve kahvelerde oturuyor. Hem onlara yazık, hem de şehrin görünümü bir kahveler meydanı haline dönüşüyor. Onlara da orada yıprattırmamamız ve zamanlarını, ömürlerini çürütmelerini önlememiz gerekiyor. Kadınları da hayata almamız lazım. Kaldırımları genişlettik. Kahveci arkadaşlarımızla toplantılar yaptık. Kahvede oturanları ziyaret ettik. Kaldırımı genişlettiğimiz için onların da önünde oturabileceği bir alan verdik. Çizdik onu da. Bu alan size ait, gerisi halkın, kadınların, yurttaşların yürüme alanları dedik. Süreç, alışma süreçleri, evreleri devam ediyor. Bazı arkadaşlar belki uyum sürecinde zorlanıyorlar ama modern bir kentte kaldırımların
kahveler tarafından işgal edilmesi çok doğru değil. Ama birlikte çözüyoruz bu sorunları. Bundan sonraki süreçte de karar aldık mecliste. Kent meydanında yeni kahve açılışlarına ruhsat vermeyeceğiz. Çünkü arka sokaklarda ve üst katlarda kahve olabilir. Niçin vermeyeceğiz? Kafeterya kültürü oluştu. Sadece erkeklerin oturduğu kafeler değil, ailelerin oturduğu, birlikte oyun oynadıkları, birlikte çay içtikleri, kimsenin kimseyi rahatsız etmediği ortamlar, modern ortamlar olsun istiyoruz. Kaldırımlarda yürüyen insanlar da mağazalara bakarak alışveriş yapabilsinler. O mağazalar İmralı'nın doğal ürünlerinden oluşan mağazalar, İmralı'nın hediyelik eşyalarından oluşan mağazalar, bu yöresel ürünlerin satıldığı ve kafelerin olduğu bir meydan olsun istiyoruz. Meydandaki parkımızın etrafını ve dükkanların önü kaldırımları genişleterek daha modern bir görüntü vermeye çalıştık. Bir de şöyle bir durum vardı. Meydanın yukarı kısmında esnaflarımızın sanki bir etnik kimlikten ya da bir başka bir değerlerden oluşan bir esnaf grubu yukarıda, bir kısmı aşağıdaydı. Bu beni çok rahatsız etti. Böyle bir kümelenme olmaz mı der kentte. Orta trafik düzenlemesini tamamen yeniden yapıp peyzajlandırıp böldük. Araçlar ortalardan istediği yerden dönemiyor. Gidip bütün meydanı tur atarak öyle dolaşıyorlar. Böylece bütün esnafların alışveriş ve ekonomik canlılıktan yararlanma şansı oluştu. İmralı gerçekten bu bölgenin gelişmeye aday en baştaki ilçelerinden bir tanesi. Avantajları çok yüksek. Dünyanın her yerindeki bu gönüllü İmralılılar İmralı'ya katkı sunduklarında burada üretim alanlarıyla da ilgili hem de turizm alanlarıyla ilgili İmralı olmayan, Sivaslı olmayan hemşehrilerimizin de gelip görebilecekleri ortamlar oluşacak. Biz kent meydanını, Kızdırman kenarını bu nedenle yeni düzenlemeler yaptık. Ailelerin oturabilecekleri kafeteryalar oluşturuyoruz. Yeni parklar, Kızdırman kenarında yeni peyzaj alanları, yürüyüş alanları oluşturduk. Galata Köprüsü gibi köprünün altına bir balık lokantası tasarlıyoruz. Çocuk emzirme, bebek bakım odaları yoktu, onları kurduk. Taksilerimizin bir durağı yoktu. Meydanda sırayla dikiliyorlardı böyle kalabalık taksi grubu. Bir arabaların ve kahvelerin dolu olduğu bir meydanda bir düzen getirdik. Giderek modernleşen, kendi değerleriyle iç içe bir kent yaratıyoruz. İmralı'yı izlemeye devam etsinler. İmralı'ya gelmek, İmralı'da yemek yemek, İmralı'da buranın ürünlerini almak ve burada zaman geçirmek eminim ki gelen misafirlerimiz açısından da keyif verici bir şey olacak. Biz onları burada misafir etmeye hazırız. Bir telefon kadar yakınız, gelip bizi ziyaret ederlerse birlikte neler yapabiliriz onları da konuşabiliriz. Bu güzel sohbet için Beylikdüzü Komite ve Lonca Medya olarak size teşekkür ederiz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben size çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan, Beylikdüzü'nden kentimizi gelip ziyaret edip burayla ilgili yaptığımız çalışmalara verdiğiniz desteklerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Buradaki emeklerimizin büyük şehirlerdeki dostlarımıza ulaşmasını sağlayacaksınız. Siz de yıllarca başarıyla bu sektörde görev yapıyorsunuz. Sizin de bizim de yolumuz aydınlık olsun.